Merhaba gençler. Siz de gününüzün 12 saatini ders olarak geçiriyor ama gününüzün ne kadarının verimli olduğunu merak ediyor musunuz? O zaman hoş geldiniz. Benim ismim Deniz. Hem psikolog hem de psikolojik danışmanım. Bugün sizlerle ders çalışmanın verimliliği hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ders çalışmak çok zamanımızı alabiliyor. Dediğim gibi günün 12 saatini ya da belki daha fazlasını ayırabiliyorsunuz. Uykunuzdan fedakarlık edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınız dışarıdayken siz de çalışmalarınıza devam edebiliyorsunuz. Bunları yaparken tabii ki de sonucunun iyi olmasını istiyorsunuz. Peki bu verimlilik için neler yapmalıyız? Öncelikle verimli çalışma tekniklerini bilmemiz gerekiyor. Daha sonra bunları uygulamamız gerekiyor ve bu uygulamalarımızı da alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü düzenlilik, önceliklerimizi belirlemek ve bunları istikrarlı bir şekilde sürdürmek verim almamız için çok önemli bir etken. Öncelikle derse aktif olarak katılmamız gerekiyor. Derse gidip hiçbir şey yapmadan dersten çıkmaktan bahsetmiyorum tabii ki de. Dersteki hocanın anlattığı şeyleri not almak ya da anlamadığımız yeri sormak aktif katılım anlamına geliyor ve derse katılımdan bahsettiğim aslında da buydu. İkinci olarak da daha sonra özellikle sözel konularda tekrar yapmak çok önemli. Sayısal konularda ise formülleri şema oluşturarak özellikle fen bilgisi gibi konularda şemaya dökerseniz bunları her zaman görebileceğiniz bir panoya asarak tekrar etmiş oluyorsunuz aslında. Sözel derslerde de belki günlük 5, 10, 15 dakikanızı ayırarak da her gün sürekli tekrar ettiğinizde zaten ezberlemek yerine her şeyi zihninize yerleştirmiş oluyorsunuz. Unutmayın ki başarılı olmak demek çok zeki olmak ya da hırslı olmak demek değildir. Planlayıp önceliklerinizi belirleyip verimli çalışmak demektir. Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.